Efendim iyi akşamlar. Ocağın 5. günü çarşamba, Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Yurt ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları yine bültenimizde sizler için hazırladık, aktaracağız. Ama önce günün öne çıkan başlıkları diyelim. Dün akşam Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Çıkış Yolu programında Vatan Partisi yetkilileri 2021 yılının raporunu sundu ve 2022 yılının da hedeflerini açıkladı. Bunun yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in önemli açıklamaları oldu. Özellikle Amerika'nın Türkiye'yi hedef alan kaos planı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Ne dedi? Savaşa savaş hükümet olacak dedi. Ve bu açıklamaları da sizler için derledik dün akşam izleyemeyenler ve kaçıranlar için. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'ta Türkiye ve Erdoğan'la ilgili bir rapor hazırlandı. Bir makale yayınlandı. Makalede ilginç başlıklar yer alıyor ve seçimlerde Millet İttifakı'nın zaferi ilan ediliyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de çok çarpıcı öneriler var. Bu haberi de yine sizler için derledik. Hem aktaracağız hem de bültenimizin sonunda Haber Artı'da haberi hazırlayan arkadaşımız Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal bizimle birlikte olacak ve bu yazıdan ne anlamamız gerektiğini, hangi mesajların verildiğini bizlere anlatacak. Çok çarpıcı bir haber, kaçırmayın diyoruz. Evet, tabii ki gündemimizde peş peşe gelen zamlar da var. Zamlar öyle üst üste geldi ki, etiketler öyle yükseldi ki vatandaş artık pazar alışverişinde de market alışverişinde de zorlanıyor. Ulusal Kanal ekibi de hem pazara hem markete gitti ve etiketleri sizler için yerinde inceledi. Özel haberimiz hazır. Ve tabii ki bir başka gündemde koronavirüsle mücadele. Maalesef vakalar artıyor. Dün akşam aktarmıştık sizlere gelen rakamı. Uzun bir aranın ardından vaka sayısı 50 binin üzerine yükseldi ve 54.724 olarak gerçekleşti. Bunlar dünkü rakamlar. Henüz daha yeni tablo açıklanmadı. Bilemiyoruz, artış devam ediyor mu? Aynı zamanda bilim kurulu da, koronavirüs bilim kurulu da toplandı. Gündemdeki son durumu ele almak ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere. Toplantının sonrasında da yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Tüm bu ayrıntıları daha fazlasıyla sizlere aktarmak için bültenimiz başlıyor. And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now. Evet, Ulusal Kanal ekranlarında Çıkış Yolu programını kaçıranlar ekran başında diyoruz. Çünkü dün akşam çok önemli açıklamalar yaptı. Tarihi yayınlardan biri oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamaları da hayli önemliydi. İşte kaçıranlar için biz derledik ve hemen aktaralım. Vatan Partisi üretim devrimi kurultaylarıyla Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerle buluştu. Buluşmaya da devam edecek. Vatan Partisi'nin 3 lideri Doğu Perinçek, Özgür Bursalı ve Yıldırım Gencer Ulusal Kanal yayınında 2021 yılı raporunu sundu. 2022 yılının da hedeflerini açıkladı. Amerika'nın Türkiye'deki kaos planına dikkat çeken Vatan Partisi lideri ise Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Biri Amerika'nın kaos planı, diğeri Türkiye dedi. AK Parti'nin süreci tek başına götüremeyeceğini belirten Perinçek, Vatan Partisi'nin kaos planına karşı savaşa savaşa hükümet olacağını vurguladı. Üreticilerin, sisteminin ayak seslerini duyun arkadaşlar, o geliyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Genel Sayman Vekili Yıldırım Gencer, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Vatan Partisi'nin 2021 yılı raporunu ve 2022 hedeflerini anlattı. Vatan Partisi 2021 yılında üretim devrimi kurultaylarıyla yurdun dört bir yanındaki üreticilerle buluşmuştu. Genel Sekreter Özgür Bursalı canlı yayında üretim devrim kurultayları raporunu sundu. Türkiye'nin 7 bölgesinde 72 üretim devrimi kurultayını tamamladık. Son 46 kurultayımıza Türkiye'nin bütün üreten kesimlerinden 5114 üretici katıldı. Son 6 ayda 2000'e yakın biz muhtarla temas ettik. 400'e yakın köy ziyaret ettik. 20 bine yakın esnaf ve ev ziyareti yaptık.
Vatan Partisi üretim devrimi kurultaylarına 2022 yılında da tüm hızıyla devam edecek. Bunun 4 katı, 5 katı, 6 katı bir çalışmayla Vatan Partisi üretim devrimi kurultaylarına devam edecek ve çok geniş bir yelpazede. Şimdi hem esnaf kurultayları ve ağırlıklı olarak sanayicilerle buluşacağımız, çünkü o da Türkiye'nin lokomotifi ve çok önemli şimdi Türkiye'nin içine girdiği süreçte sanayicilerimiz. Mesela Ankara'da 22 Ocak'ta Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek'in katılımıyla Ostim'de sanayicilerimizle çok güçlü, gümbür gümbür bir sanayici kurultayı yapacağız. Bursalı, kurultaylar sürecinin Vatan Partisi'ni büyüten bir süreç olduğunu söyledi. Örgütlenmeye ilişkin önemli bilgiler verdi. Tabii bu Vatan Partisi'ni çığ gibi büyüten bir süreç. Son 6 ayda Güneydoğu ve Doğu'dan başlayarak Siirt, Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Ardahan, Muş, çözüm orada, ışık orada, onu görüyor. Tabii Vatan Partisi'ne katılıyor. Bu vesileyle de milletimizi Vatan Partisi'ne davet edelim. Yani zorlukların üzerine gülerek giren, elini taşın altına en önce koyanların partisi Vatan Partisi. Bizler belki bu genç yaşlarımızda Vatan Partisi'nin olmanın da mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çıkış yolu programında gündemi de değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'yi kuşatma planlarına dikkat çeken Perinçek, Amerikan planlarının uygulayıcılarınınsa Millet İttifakı partileri olduğunu vurguladı. Sandıkta iki seçenek var. Biri CHP'nin merkezinde bulunduğu İYİ Parti ile beraber, işte PKK'sı, FETÖ'sü ile beraber bir kaos planı. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardır ve sandıktan bu seçeneğin çıkması için müdahaleler yapacaktır, yapacaktır, seyretmeyecektir. Türkiye'nin zorlu bir döneme girdiğini belirten Perinçek, önümüzde iki seçenek var dedi. AK Parti iktidarının Türkiye'nin önündeki zorlukları göremediği için süreci tek başına yönetemeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin tek başına AK Parti hükümetiyle ve bugünkü AK Parti siyasetleriyle ve programıyla devam etme şansı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki zorlukları arkada bıraktık. Bunu söylediği anda zaten AK Parti'nin Türkiye'yi tek başına yönetemeyeceği ortaya çıkmış oluyor. Önündeki zorlukları görmüyor. Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde üretim devrimi dışında bir seçenek olmadığını belirtti. Vatan Partisi, ABD'nin kaos planına karşı savaşa savaşa hükümet olacak dedi. Bu kaos planı göğüslenerek Türkiye'de hükümet olunur ve hükümet devam ettirilir. Vatan Partisi bu kaos planıyla savaşa 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 hükümet olacak. Bu kaos planını bozarak hükümet olacağız. Yani Türkiye'nin önünde üretim devrimi dışında bir seçenek yok. Kaos diye bir seçenek yok. Bütün yollar üretim devrimine çıkar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ekonomi gündemini de değerlendirdi. Enerji sektörünü yeniden kamulaştırmanın şart olduğunu vurgulayan Perinçek, yurt dışına kaçırılan döviz tasarrufları ile ilgili çözümünü açıkladı. Türkiye'nin dışarıda 300, bazılarına göre 400 milyar dolar, İsviçre'de şurada burada birikimleri var. 300 milyar dolar. Getirilir, evet getirilir. Güçlü devlet, güçlü hükümetle Vatan Partisi getirir. Bu milletin alın terini siz dışarıda döviz olarak tutamazsınız. Buna izin vermiyoruz. Bunlar hep devrimci uygulamalar. Türk milletinden Vatan Partisi olarak yetki istiyoruz. Biz bunları yapacağız ve yaparız. Açık söyleyeyim. Evet, dinlediniz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in özellikle Amerika'nın kaos planı ile ilgili yaptığı açıklamalar şimdi ekranlarınıza getireceğimiz haberle daha da bir önem kazanıyor. Zira Amerika'daki Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs Erdoğan ve Türkiye hakkında siyasi analiz raporu yayımladı. Erdoğan için oyunun sonu adını taşıyor makale ve genel seçimlerde de Millet İttifakı'nın kazanacağını savunuyor. İktidarı devretmesi için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a af teklif edilmesi öneriliyor. HDP'nin de içinde gösterildiği Millet İttifakı'nın adayı olarak İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'in öne çıkarıldığı makalede Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kışkırtıcılık da hedeflendi. Erdoğan için oyunun sonu. ABD'deki Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te 2023'te yapılacak genel seçimler hakkında Soner Çağaptay'ın yazdığı makale Erdoğan için oyunun sonu adını taşıyor. Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman olan Çağaptay, gelecek genel seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimleri kazanacağını iddia etti. Seçimlerin ardından olası senaryoları yazdı.
Çağatay, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybettiğinde sonucu kabul etmeyeceğini ve Trump taraftarlarının kongre baskını olayının bir benzerinin Türkiye'de yaşanabileceğini iddia etti. Yeni Sultan, Erdoğan'ın İmparatorluk kitaplarının yazarı Çağatay, Millet İttifakı'nın seçimlerde galip geleceğinden o kadar emin ki makalesinde tartıştığı esas konu Türkiye'de iktidarı nasıl el değiştireceği. Foreign Affairs'teki makalede Erdoğan'ın daha önceki seçimlere girerken muhalefetin dağınık olduğu ancak bu kez bir araya geldiklerini yazıyor. Making it clear that we support opposition leadership. ABD Başkanı Biden da göreve gelmeden önce Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalif liderleri destekleyeceklerini ifade etmişti. Mevcut muhalefet bloğu iki grup arasındaki ittifaka bağlı. Laik, solcu CHP ve merkez sağdaki Milliyetçi İyi Parti. HDP ve Saadet Partisi de bu ittifakı gayri resmi olarak destekledi. Siyasi olarak bu partiler birçok konuda birbirlerinden çok uzaktalar. Ancak Erdoğan'ı yenme arzusunda giderek daha fazla birleşiyorlar. Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman olarak görev yapan Soner Çağatay makalesinde özellikle 3 kişinin adını öne çıkardı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Mevcut kamuoyu yoklamalarına göre hem CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş hem de Milliyetçi İyi Parti'nin lideri Meral Akşener iki turlu Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'ı yenecek. Üçü de muhalefetin genel liderliği için yarışıyor ancak yakın zamanda Türkiye'ye yaptığım bir gezide her birinin ikinci turda Erdoğan'a karşı önde gideni destekleyeceğini öğrendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin seçimi kaybetmeleri durumunda iktidarı devretmeye yanaşmayacağını iddia eden Çağatay, iktidarın el değiştirmesi için yöntem önerdi. Çağatay, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresi için bir af seçeneği sunabileceğini, bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilgiyi kabul edebileceğini savundu. Foreign Affairs yazarının dikkat çeken bir diğer önerisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Millet İttifakı arasında yapılacak bir anlaşmada garantörlük yapması. Çağatay, yetki devri konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni de göreve çağırdı. Çağatay, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yetki devrini sağlamak için yaptırım tehdidini kullanması gerektiğini yazdı. Evet, bu çarpıcı makalenin ayrıntılarını haberi bizler için hazırlayan Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal'la konuşacağız. Ayrıntılarıyla tabii kendisine sorularımız da olacak. Bu makalenin amacı ne? Ne hedefleniyor? Özellikle o 3 isim. Min seçilmesini anlama geliyor ve Türkiye hakkında yapılan planlar neler? Tüm bunları kendisiyle konuşacağız. Bültenimiz sonunda Haber Artı'da kaçırmayın diyoruz. Efendim dün biliyorsunuz grup toplantıları vardı MHP ile CHP'nin. Ekranlarınıza getirmiştik. Bugün de İyi Parti'nin grup toplantısı günüydü ve Genel Başkan Meral Akşener ekonomi üzerinden hükümeti hedef aldı yaptığı konuşmada. Erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi. O sandık elbet bir gün gelecek, tutmadığın o sözlerin de hesabını vereceksin dedi. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Sen istesen de istemesen de kıssan da bozulsan da millet iradesinden kaçış yok. O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Bunun artık lamı cimi yok. Az kaldı. O sandık çok yakında gelecek ve bu beceriksiz iktidar tıpış tıpış gidecek. Evet, Akşener'in de açıklamaları böyleydi. Siyasette tansiyon yüksek. İşte tam da böyle bir dönemde Ankara'da sürpriz bir görüşme oldu sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, liderlerin görüşmesiyle Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin teyit edildiğini söyledi. Takip edilecek projeler, takip edilecek siyasetler var. Onlar da arkadaşlarımız tarafından not alındı. Önce milletvekilleriyle ardından da siyasi ittifak ortağıyla bir araya geldi. Görüşmeler zaten Cumhur İttifakı'nın doğası gereği
kendi ritmi içerisinde, kendi rutinliği içerisinde devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Beytepe'deki konutunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı misafir etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik dönemine ait çerçeveletilmiş bir belgeyi hediye etti. Ziyarette ekonomideki yeni adımlar, siyasi partiler kanununda değişiklik, iç ve dış politikadaki diğer gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi. Son zamanlarda özellikle CHP Genel Başkanı tarafından Cumhur İttifakı'na dönük olarak kullanılan zehirli dil, hiçbir şekilde başaramayacakları ama sürekli teşebbüs ettikleri Cumhur İttifakı'nın içerisine bir fitne sokma siyasetinin yoğunlaştığını da görüyoruz. Tabii bunlar herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı açısından bir zaaf oluşturmuyor. Aynı kararlılık, aynı mücadele devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli ile bu çeşitli zaman aralıklarla bir araya gelmesi tabii ki Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Ziyaret öncesi Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Tabii son zamanlarda karşımızda dünyadaki gelişmelerden, bölgedeki gelişmelerden kaynaklanan pek çok meydan okuma var. Bunlarla ilgili nasıl stratejiler izleneceğini, siyasi açıdan, ekonomik açıdan, diğer açılardan Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızla kapsamlı bir şekilde paylaştı. Toplantı sonrası basına değerlendirmeler yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı'nın kendilerine yönelik zehirli bir dil kullandığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. Tabii buna karşı en kararlı mücadeleyi verecektir AK Parti. Bu zehirli dili kullananların bu zehirli dili kullanırken geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı. Siyaseti vesayet yoluyla tehdit ediyorlardı. Şimdi bol miktarda demokrasi diyorlar, hukuk diyorlar, özgürlükler diyorlar ama son derece zehirli bir dili kullanmaya devam ediyorlar. Efendim, vatandaşın gündeminde de pazar fiyatları, market fiyatları var. Öyle ki döviz kurunun yükselmesiyle artan gıda fiyatları kurdaki düşüşe rağmen istenilen seviyede gerilemedi. İşte Ulusal Kanal ekibi de zincir markette hem fiyat araştırması yaptı hem de 3 kişilik bir ailenin 2 haftalık gıda alışverişinin ne kadar tuttuğunu sizler için hesapladı. Birlikte bakalım. Döviz kuru arttığında yükselen fiyatlar kurun düşmesiyle hala gerilemedi. Vatandaşın etikette indirim beklentisi havada kaldı. Zincir marketlerde cep yakan fiyatlar vatandaşın bütçesini sarsıyor. 2 hafta önce yüksek olan fiyat inmek yerine daha da artıyor. Gıda fiyatlarında fahiş artışların yaşandığı bu günlerde biz de 3 kişilik bir ailenin 2 haftalık gıda alışverişini yapacağız. Bakalım market arabamız ne kadara dolacak? Her hafta mutfağımızdaki bir ürün zam şampiyonu oluyor. Bu haftanın da zam şampiyonu patlıcan. Patlıcan kendini altın suyuna düşmüş gibi hissediyor. Galiba fiyatları çok yüksek. Normal patlıcan 26 lira 50 kuruştan satılırken bostan patlıcanı 31 lira 90 kuruştan satılıyor. Fiyatı en çok artan ürünlerden biri de ayçiçek yağı. Şimdi biz de 5 litrelik teneke ayçiçek yağını market arabamıza ekliyoruz. Vatandaşın cebini yakan diğer bir ürünse yumurta. Elimde iki farklı markanın yumurtası var. İkisi de 30'lu. Biri 59 lirayken biri 44 lira. Tabii biz market sepetimize 44 lira olanı koyacağız. Kahvaltılık ürünlere bakalım şimdi. Bir kalıp beyaz peynir aldık. Fiyatı 38 lira 92 kuruş. Biraz da zeytin aldık 10 lira kadar. Bunları da market sepetimize koyuyoruz. Şimdi de çay reyonundayız. En uygun olan çayı almaya çalıştık. 1 kiloluk çayın fiyatı 37 lira 50 kuruş. Çayımıza eşlik etsin diye de küp şeker aldık. Küp şekerle toz şekerin arasında 1 lira fark var. Bunun da 1 kiloluk küp şekerinde fiyatı 10 lira 95 kuruş. Süt de listemizdeki son ürün. 2 tane alacağız. Tekinin fiyatı, 1 kiloluk sütün fiyatı 9.45. Bu en uygun fiyatlı olan. Bunu da market arabamıza ekleyip kasamıza gidiyoruz.
Alışverişimizi yaptık, kasaya geldik. Bakalım aldığımız ürünler ne kadar tutacak? Yapılan zamlardan sonra market fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 3 kişilik bir ailenin 2 haftalık gıda alışverişi ortalama 567 lira tutuyor. 1 kilo çayın fiyatı 37 lira 50 kuruşken 2 kiloluk yoğurt 30 liradan satılıyor. Unun raftaki fiyatı da oldukça pahalı. 1 kiloluk un 15 lira. Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta artık mutfaklara girmekte zorlanıyor. Çünkü 30'lu yumurtanın fiyatı 44 lira. 3 kişilik bir ailenin 2 haftalık gıda alışverişini yaptık. Bakalım ne kadar tutmuş? 567 TL. Ne kadar? 567 TL. Bu aldıklarımızın hepsi 567 lira mı tuttu? Evet, doğrudur. Evet, gördüğünüz gibi sadece 3 kişinin tüketeceği 2 haftalık gıda ürünlerinin toplamı 567 lira tuttu ve bu ürünlere de et ve tavuk dahil değil. Evet, doğrusu market fiyatları hiç iç açıcı değil. Peki pazarda durum nedir? Fiyat artışı ve gelen zamlar vatandaşı kara kara düşündürüyor. Pazar alışverişine çıkanlar sepeti dolduramadan dönüyor. Vatandaş pahalılıktan, pazar esnafı ise maliyetlerin yüksekliğinden yakınıyor. Şimdi de pazara gidiyoruz. Tabii 500'e bir un çuvalı tüp olmuş, 275 bin. Peş peşe gelen zamlar nedeniyle vatandaş pazar alışverişinde zorlanıyor. Allah fakir fukarayı acısın. Millet aç aç. O Ankara'da bir insin pazara da bir baksınlar çocuk. Bir elma 10 lira. İki çocuklu aile bir kilo alsa alamaz. Vatandaş fiyat yüksekliğinden yakınırken üreticiler de girdi maliyetlerine yapılan zamlardan şikayetçi. Her şey pahalı yani. Almak zor. Bak bir kilo turfat alıyordum, yarım alıyor. Bir çuval gübre 500 lira oldu. O da haklı. Alan daha kötü durumda. Satan da öyle. Pazara kendi ürünlerini götüren ve aracısı satış yapan üreticiler bile kazanamadığını söylüyor. Şimdi zeytinyağından bahsedelim. 42-43 lira maliyeti var. 45-50 lira diyoruz. Bu bile fazla geliyor. Biz için içinden çıkamıyoruz zeytinyağı olarak. Zeytinde de aynı. Ağacın başına bu sene 6 liraya 7 liraya mal aldık. Tuzuymuş, işçiliymiş, işte arabaların yakıtlarıymış, yevmiye 350-400 lira. Yani 20 liraya 15 liraya zeytin satıyoruz, 25 liraya. Bunlar bile fazla geliyor müşteriye. Tereyağı 70'ti, 90'ı veriyoruz. Kesik 30'u veriyoruz, 25'ti. Yoğurdu da 25'i veriyoruz, 20'ydi. Bir peynir bile olmuş 120 lira. 40 lira para koydu. Bizimki onun yanında bedava yani. Alım gücü her geçen gün düşüyor. Ispana 5 lira alıyoruz, 6 lirayı veriyoruz. 1 lira para kalıyor bana. Bir de yıkıyorum, bir de ayıklıyorum. Çok pahalı, çok pahalı diyorlar. Bizim sattığımız ucuz. Aldığımız pahalı, Bulgar, Hotu'da bu zam bu konudur benzinler her şeylere. Bir çuval arpıyla bir çuval daralmış, 600 lira para verdim diyor. O kadar pahalılık bir gar bu. Ceyran yine öyle. Ceyran iki katın katlamış. Böyle olun bu. Bizi düşünceler açıklıyor köylüye. Köklü çözüm isteyen üretici, girdi maliyetlerinin düşürülmesini ve desteklerin artırılmasını talep ediyor. Vergi mazot düşsün, yerimde gelem gidem satayım, alnımın terini sıyırayım, ben başka bir şey istemiyorum. Evet, vatandaşlar da dertli, esnaf da dertli, onlar satış yapamıyor. Vatandaş da istediği oranda eskisi gibi ürün alamıyor. Tabii ki üretim de öne çıkıyor bu anlamda. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de MÜSİAD Başkanlar toplantısında yaptı üretim vurgusunu. Üretim odaklı imalat ve ihracata yönelik firmaların destekleneceğini söyledi. Üreteni sırtımızda taşıyacağız dedi. Bakan Nebati döviz kurlarındaki ataklardan kaynaklı yüksek fiyatlarla mücadelenin de süreceğini söyledi. Çünkü üzerimizde Aralık ayının yüksek enflasyonu kambur olarak duruyor. Bizim bu enflasyonla ilgili mücadelemizi çok açık yüreklilikle yapmamız lazım. Üretime destek vurgusu yaptı, enflasyonla mücadelede atılacak adımları sıraladı. Enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ve bunu yaparken de firmalarımızın, üreticilerimizin bir tarafta desteklemelerimizle önünü açacağız. Öte yandan da enflasyonla ilgili atılacak adımların en ayrıntılı şekilde uygulanması yönünde de kararlılığımızı
yerine getireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'na katıldı. Kur korumalı mevduata katılımın 4 Ocak itibarıyla 91,5 milyar liraya ulaştığını aktaran Nebati, döviz kurlarındaki ataklardan kaynaklı yüksek fiyatlarla mücadele edileceğini söyledi. Kendi içerimizdeki özellikle de kur baskısından ve kurdaki ataklardan dolayı kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Hesap kitabımızı daha anlaşılır bir seviyeye getireceğiz. Bunun üzerinden yürüyeceğiz. Yeni geliştirilen enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmaların destekleneceğini söyleyen Bakan Nebati, üreteni sırtımızda taşıyacağız dedi. Çok önemli çalışmalarımız var. İhracatını geliştirmek isteyen, üretmek isteyen bize gelecek. Biz de net olarak şunu söylüyoruz. Yeter ki üret. Yeter ki ihracat kapasiteni arttır. Yeter ki istihdam kapasiteni arttır. Biz seni sırtımıza taşıyacağız. Ekonomik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifte kur korumalı TL vadeli mevduat uygulaması için düzenlemeler yer aldı. Buna göre Merkez Bankası ile mevduat hesabının açıldığı bankalara kaynak aktarımında yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek. Kur farkı desteğinin haksız yapıldığının tespit edilmesi durumunda ise sorumluluk bankalarda olacak. Aynı başarıyı ekonomideki hedeflerimize ulaşarak inşallah yine beraberce göstereceğiz. Aralık ayında başlatılan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı uygulamasının yasal çerçevesi için hazırlanan kanun teklifi meclise sunuldu. Fikir ve telakki farklılıklarımıza 18 maddelik kanun teklifiyle Merkez Bankası ve hesabın açıldığı bankalara kaynak aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verilecek. Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri ve limitleri belirlemede de yetkili kişi Cumhurbaşkanı olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulama kapsamında Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ile bilgiyi talep edebilecek. Kur farkı desteğinin haksız yapıldığının tespit edilmesi durumundaysa sorumluluk bankalarda olacak. Söz konusu ödemeler gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. AK Partili milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifiyle en düşük emekli maaşının 2500 lira olması hedeflendi. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Memurların maaşlarına yapılacak zam da teklifte yer aldı. 2022 yılı ilk 6 ay için %5 olan zam %7,5 olarak güncellendi. Böylelikle memur ve memur emeklisine %30,5 oranında zam yapılacak. Çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Ve bu tedbirleri almaya da devam ediyoruz. Teklife göre bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununda da değişiklik olacak. Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkı payı %25'ten 30'a çıkarılacak. 45 yaşını doldurmuş çalışanlar da talep etmeleri halinde sisteme otomatik dahil edilebilecek. BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkanı da sağlanacak. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan ödeme yapılabilecek. Vatandaş, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının %50'sine kadar kısmen ödeme alabilecek. Teklifle kademeli doğalgaz sistemine de geçilecek. Düzenleme, doğalgaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek amacıyla yapılacak. BOTAŞ'a kademeli fiyatları il veya bölge bazında uygulaması için yetki verilecek. Metal işçileriyle ilgili bugün bir görüşme daha vardı. Kocaeli mitingi sonrası bir kez daha masaya oturan Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayi İşverenleri Sendikası yine anlaşamadı. MES daha önce sunduğu %17'lik zam teklifini %21'e çıkarttı. %27 oranında zam isteyen Türk Metal Sendikası ise bu teklifi de kabul etmedi. Uzlaşmak için her yolu denedik. 130 bin metal emekçisi için 12 Ekim 2021'de masaya oturdular. Toplu iş sözleşmesinde tıkanma yaşanınca tekrar bir araya geldiler. İyi niyetimizi gösterdik. Ancak gördük ki muhatabımız bunu anlamıyor.
Metal işçisinin toplu iş sözleşmesi süreci tıkanınca Türk Metal Sendikası 2 Ocak Pazar günü Kocaeli'nde binlerce işçiyle miting düzenledi. Mitingin ardından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Türk Metal Sendikası'yla yeni bir görüşme talebinde bulundu. Metal emekçisinin sesini MES buradan duyacak. İşçi ve işveren tarafı İstanbul'da bir kez daha buluştu. MES, daha önce birinci 6 ay için önerdiği %17'lik zam teklifini %21'e çıkardı. İkinci 6 ay için ise %24,34 zam önerdi. Hakkımızı verin. %27'lik zam talebini dile getiren Türk Metal Sendikası ise güncellenen rakamları yine kabul etmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, işverenin teklifi yükseltmesini olumlu değerlendirdiğini söyledi. Ayıptır, günahtır. Kavlak, benim de katılacağım bundan sonraki görüşmelerde temsil ettiğimiz kitlenin memnun olacağı bir sonucu almayı umuyorum açıklaması yaptı. Gelin el sıkışalım, işimizin başına dönelim. Sayın seyirciler, 10 yıl aranın ardından Pakistan'dan hareket eden ilk yük treni Ankara'ya ulaştı. Asya ülkelerinin ticari ilişkilerini artıracak tren için başkentte karşılama töreni düzenlendi. Yıllar sonra faaliyete geçirilen İslamabad-Tahran güzergahını takip eden trenin son durağı ise İstanbul olacak. Pakistan-Türkiye arasındaki 35 gün süren deniz taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine de yol açacak. İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu üzerindeki ilk kargo treni Ankara garına geldi. Bu ilk tren bir zincir reaksiyonu başlatacaktır. Biz umuyoruz ki bu zincir reaksiyonu da gelecekte sürecek. Pakistan, İran, Türkiye çok köklü geçmişe sahip 3 ülkedir. Bu projenin de ortaklarıdır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın projesi olan İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolunda seferler 10 yıl sonra yeniden başladı. 21 Aralık'ta Pakistan'dan yola çıkan ticari malları taşıyan ilk kargo treni Ankara garına ulaştı. Bir sonraki durağı İstanbul olacak tren deniz yolculuğuyla 35 gün sürecek 5.981 kilometreyi 12 gün 21 saatte tamamladı. İslamabad-Tahran-Türkiye yük trenimizin seferlerini yeniden başlaması ile iki ülke arasındaki ticarette demiryolu taşımacılığının payı oldukça artacaktır. Üç kardeş ülkeyi bir araya getiren çok önemli bir proje. Bu yollar, bu rotalar bir takım bariyerlerin aşılması açısından çok önemli. Bu adım çok önemli bir rol anlamına geliyor. Öyle ki bağlantıları güçlendirmekle beraber hem ekonomik hem ticari faaliyetleri bu bölgede artıracak. Bu yük treni Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki köprü görevini daha da pekiştirecek. Ankara Tren Garı'nda Pakistan'dan gelen tren için karşılama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Pakistan Ankara Elçiliği'nin yetkilileri katıldı. Törende 3 ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliklerinin geliştirilmesi vurgulandı. 3 ülke bu hat üzerinden yolcu taşımacılığını da hayata geçirmeyi planlıyor. Trenin önümüzdeki süreçte düzenli hale gelmesini ve Marmara'yı da geçerek Avrupa bağlantısını sağlamasını da hedefledik. Ayrıca 29 Aralık 2021 tarihinde Pakistan'dan hareket eden ikinci tren de Türkiye yolculuğuna devam etmekte. Üçüncü tren de yakın zamanda yolculuğuna başlayacak. Gelelim koronavirüs gündemine sevgili izleyiciler. Tabii Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi sürüyor ancak omikron varyantı olumsuz olarak etkiliyor bu süreci. İşte son olarak dün akşam aktarmıştık sizlere de vakalar yeniden yükselişe geçti ve 54 binin üzerine çıktı maalesef ve vakaların yarısından fazlası da İstanbul'da bulunuyor. Bu noktadan sonra çok daha fazla tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Uzmanlar da özellikle aşı uyarısı yapıyor. Hatırlatma dozunun önemini vurguluyor. Dilerseniz birlikte bakalım. Şu önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bütün dünyada dominant yani en baskın varyant olacak. Artık hep omikronu göreceğiz. 32 mutasyonlu omikron varyantı yayılımını hızlandırdı. Bu da vaka sayılarını tetikliyor. Rakamlar 54 binin üzerine çıktı. Gördüğüm kadarıyla birçok vaka hastaneye de gitmeden bunu ayakta geçirebiliyor.
En son 22 Nisan 2021'de 54 bini geçen vakalar yeniden aynı banda çıktı. En son 22 Nisan 2021'de 54 bini geçen vakalar yeniden aynı banda çıktı. Son bir haftada vakalarda ciddi artış yaşanıyor. Bulaştırıcılık bakımından oldukça risk teşkil ediyorlar. Ve benim gözlemlediğim çok da dikkat etmiyorlar. Yani çevrelerinde işte maskelerini çıkartabiliyorlar. İstanbul toplam vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Kentte risk haritası yeniden kırmızıya döndü. Aşı olmayanlar da var baktığımız zaman. Onların hastalanma riski, bulaş alma riski ve bulaştırma riski oldukça yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle İstanbul'daki artışa dikkat çekti. Omikron varyantı İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Maske, mesafe, hijyen işine biraz dikkat etsek ve aşılananların sayısını biraz daha artırabilsek bunları belki çok daha düşük miktarlarda görecektik. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır ifadelerini kullandı. Ben aşı karşıtlarını da aslında aşı olmaya davet ediyorum. Yani aşı bence kurtarıcı bir şey. Uzmanlar hatırlatma yani 3. dozun önemini vurgularken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen hatırlatma aşısını olmayanların statlara alınmayacağını açıkladı. Tabii vakalar artınca gözler hemen okullara çevriliyor. Acaba okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer de işte bu konuyla ilgili her seferinde mesaj veriyor. Omikron varyantına ilişkin konuştu bakan ve şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu yok dedi. Yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız 2378. Yaklaşık 71.300 okuldan COVID vakası nedeniyle kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktı. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Yani sadece Türkiye ortalamasından değil, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarından bile çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş olan öğretmen oranı %93.4. En az iki doz aşı olmuş olan öğretmen oranımız ise %89.13. Hepinizin malum olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımız da %5'ler civarında. Omikron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Süreci yakinen takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Dünyada durum nedir dilerseniz bir de ona bakalım. Omikron varyantı nedeniyle dünya da alarma geçmiş durumda. Amerika'da çocuklarda görülen koronavirüs vakaları bir haftada tam %64 arttı. İngiltere'de 218 bini aşkın vakayla en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Arjantin'de 80 binden fazla yeni vakanın görülmesiyle ülkede rekor artış yaşandı. 32 mutasyonlu omikron varyantı dünyayı alarma geçirdi. Ülkelerde rekor vakalar tespit ediliyor. ABD, 1 milyondan fazla yeni vakayla hem ülkesindeki hem de dünyadaki en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 1 milyon 83.948 yeni vaka tespit edildi. ABD'de son haftalarda özellikle çocuklar arasında hızla yayılan COVID-19'un omikron varyantı vakaları bir haftada %64 artarak rekor seviyeye yükseldi. İngiltere'de son 24 saatte 218.724 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. İngiltere'de hükümet artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlamalar getirmeme kararı almıştı. İspanya'da ise son 24 saatte 117.775 yeni vaka tespit edilirken 116 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 271.686 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Virüs bulaşan kişi sayısı 271.686 artışla 10.589.505'e yükseldi. Bu sayı salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Avustralya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 64.774 artarak 612.427'ye ulaştı. Onun cesareti hafızalardan, kahramanlığı da kalplerden asla silinmez. Fethi Sekin'den söz ediyoruz. Şehit polis 5 yıl önce canını ortaya koyarak İzmir Adliyesi'nin PKK'lı teröristlerce basılmasını önlemişti. Şehit Fethi Sekin 5. ölüm yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde törenlerle anıldı. Polis memuru Fethi Sekin şehit olduğu İzmir Adliyesi önünde ve Elazığ'da mezarı başında anıldı. Fethi Sekin 5 Ocak 2017'de PKK'lı iki teröristin İzmir Adliyesi'ni basmasını cesaretiyle önlemişti. Şehit polis ellerinde Kaleşnikov silahlar, C4 patlayıcı ve el bombaları olan teröristlerle son kurşuna kadar mücadele etmişti. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehit polis Fethi Sekin ve şehit adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk'ün de arasında bulunduğu hakim, savcı ve adliye çalışanları Sekin'in heykeline karanfil bıraktı. Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği de şehit polis Fethi Sekin ve şehit adliye çalışanı Musa Can'ı andı. Mecliste PKK istemiyoruz. Anmada konuşan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Fethi Sekin'in son kurşuna kadar mücadele verdiğini, PKK'nın yasal uzantısı HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Fethi Sekin'i saygıyla anarken, Musa Can'ı saygıyla anarken şunu söyleyeceğiz. HDP, PKK'nın meclisteki uzantısı, yerel yönetimlerdeki uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Buradan İzmir'den Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Bu süreci geciktirmeyin. HDP'nin kapatılması meselesinde kaybedilen bir güne bile tahammülümüz yoktur. Sorumlular hesap vermelidir, verecektir de. Vermesi için de biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Anayasa Mahkemesi'ni de buradan uyarıyoruz. Cengiz, CHP'li belediyelerin HDP-PKK iltisaklı kişilerin işe alınmasına da tepki gösterdi. Buradan soruyoruz. İstanbul'un, İzmir'in büyükşehir belediye başkanlarına, İmamoğlu'na, Tunç Soyer'e soruyoruz. Belediyelere PKK terör örgütü iltisaklıları, HDP'lileri doldurduğunuzu İzmirli, İstanbullu, Türk milleti görmüyor mu sanıyorsunuz? Fethi Sekin memleketi Elazığ'da da mezarı başında anıldı. Dualar okundu ve şehidin mezarına çiçekler bırakıldı. Efendim, Aydın Denizli otoyolu çalışmaları kapsamında köylülerin arazileri kamulaştırıldı. Ancak kimine arazisinin bedeli verilmedi, kiminin arazisine de değerinin altında fiyat biçildi. Köylülerin avukatı Halil Şakar, kamulaştırma kararlarına uyulmadığını vurguladı. Karayolları tarafından işgal halinde gördüğünüz gibi hiçbir bedel almadık. İznimiz olmadan yerimizi işgal ettiler. Aydın Denizli otoyolu çalışmalarında mağdur edildiğini söyleyen köylüler ayaklandı. Kamulaştırma kararlarına uyulmadı, arazi bedellerinin verilmediği belirtiliyor. Ama hiç para da vermediler. Olduğu gibi seyitinlik değil. Adam 5,5 kadar yerimiz gidiyor. 2,5 kadar yeri zaten tepenin arkasında kalıyor. Otoyol 3 Temmuz 2020'de ihaleye çıkarıldı. 16 Kasım 2020'de temeli atıldı. Kimi verilen paranın değerin çok altında olmasına, kimi de bedeli ödenmeden tarlalara girilmesine tepkili. Bizim yerlerim, benim asıl görüşlerim var. Yani mağdur hocam. Nazilli ilçesine bağlı Pirlibeyli mahalle sakinleri seslerinin duyulmasını istiyor. Bunu yaparken hiç ne bizden izin aldılar ne onay aldılar.
bir işin değerinden, ederinden yapılması tarafındayım. Onun için köylüler yol yapımına karşı olmadıklarını ancak arazi bedellerinin verilmediğini söylüyor. Bu konuda hakkında bir çözüm istiyoruz yani. Değerini bilelim. Ondan sonra biz dişimiz gücümüz bakalım yani köylü olarak. Köylülerin avukatı Halil Çakar kamulaştırma kararlarına uyulmadığını vurguladı. İş ve işlemler ne yazık ki hukuka aykırı bir şekilde yürütülmekte. Ve bunun neticesinde de vatandaşlar ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Kamulaştırma kanununun usul ve esaslarının hiçbiri uygulanmamak, idarenin elinde bir el koyma kararı olmamasına rağmen gördüğünüz gibi fiilen işgal edilmektedir. Mağduriyet büyük, bazı köylüler mahsulünü bile toplayamadı. Kamulaştırma bedellerini, tespit edilen bedelleri alamadıkları için de hiçbiri şu an taşınmaz özelinde fiili olarak bir işlem yapamamaktadır. Zeytinler toplayamadık zaten. Dış haberlerle devam edelim. Kazakistan'dayız. Hükümet istifa etti. Akaryakıt zammı protestolarının şiddete dönüşmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi. Başbakan yardımcısı Alikan Smelov geçici olarak yeni başbakan olarak atandı. Kazakistan'da 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış doğalgaza gelen zam sonrası yapılan protestolar şiddete dönüştü. Ardından hükümet istifa etti. Olayların yatışması için ülkenin bazı bölgelerinde 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi. Ülkenin en büyük şehri Almatı'da polis, araçların ateşe verilmesinin ardından kalabalığı engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümetin istifasını kabul etti. Ayrıca ülkenin başbakan yardımcısı Alikan Smaylov'u geçici olarak yeni başbakan olarak atadı. Tokayev, protestocular tarafından devlet dairelerine yapılan saldırıların kesinlikle yasa dışı olduğunu söyledi. Almatı ve batıdaki Mangistau eyaletinde acil durum ilan etti. Resmi belgelere göre buradaki acil durum önlemleri gece sokağa çıkma yasağı ve toplu toplantı yasağını içeriyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine kamu düzeninin ihlal edilmemesi talimatı verildi. Göstericiler diyaloğa girmek için sorumluluk ve isteklilik göstermeli ifadelerini kullandı. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Büyükelçi Tokayev'in akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı protestoların oluşmasına yol veren hükümet ve özellikle Enerji Bakanlığı Kazmunaygaz, Kazakgaz birinci derecede suçludur ifadelerini paylaştı. Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, şu an yaşananlarla ilgili Kazakistan'a kimsenin dışarıdan müdahale etmemesi çok önemli dedi. Kremlin sözcüsü, Kazakistanlı dostlarımızın kendi iç problemlerini kendi başlarına bağımsız bir biçimde çözebileceklerine eminiz ifadelerini kullandı. Bir açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur. Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır. Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. NATO-Rusya Konseyi toplantısının tarihi belli oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının 12 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Toplantıda Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim konuşulacak. NATO-Rusya Konseyi 12 Ocak'ta toplanacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim konuşulacak. Toplantının tarihini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından duyurdu. NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum göstermesi halinde bunun ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacağı tehdidinde bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD Başkanı Joe Biden'la 30 Aralık'taki telefon görüşmesinde yaptırım uygulanması durumunda ilişkilerin kopacağı uyarısı yapmıştı. Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konulu 2 ayrı anlaşma teklifinde bulunmuştu. Rusya teklifinde NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor.
Efendim, Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dendias'ın açıklamalarını kışkırtıcı söylem olarak niteledi. Bilgiç, Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak niteleyerek gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz, dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye karşıtı açıklamalarına tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tanju Bilgiç, Dendias'ın kışkırtıcı söylemlerle popülist iddialarda bulunduğunu belirtti. Bilgiç, Atina'nın diyalog yerine gerginliği tercih ettiğini vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan'la yeniden başlattığımız istişari görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır. Dendias'ın bu hezeyanları Yunanistan'ın üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez. Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara ve hukuka saygı duymaya çağırdı. Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la Atina'da yaptığı görüşmede Türkiye'nin adaların silahlandırılması ile ilgili tepkisini eleştirmiş, Türkiye iyi niyet göstermek istiyorsa Libya ile deniz yetki alanları anlaşmasını iptal etmeli demişti. Türkiye'nin bölgede saldırgan bir politika izlediğini öne süren Dendias, Yunanistan savaş tehdidi altında ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet kadınlarının evlatlarımız için çok önemli bir mücadelesi var biliyorsunuz. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin uyuşturucuya karşı başlattığı mücadele büyüyor. Antalya'da CKD Konyaaltı Şubesi üyeleri masa açtı, bildiri dağıttı. CKD'nin çalışmasına vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu. Başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler silahla esir alamadıkları milli devletleri, halkını, özellikle de gençlerini yozlaşmış kültürel saldırıyla zehirleyerek içeriden kuşatma ve zayıflatma planları içindedirler. Uyuşturucuya karşı anneler hareketi büyüyor. Cumhuriyet Kadınları uyuşturucuya karşı amansız mücadele veriyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezimizin uyuşturucuya karşı anneler hareketi kampanyasının amacı uyuşturucu kullanımını önlemede anne ve ailenin koruyucu gücünü öne çıkarmaktır. Cumhuriyet Kadınları Derneği yurt genelindeki çalışmalarına hız verdi. Antalya'da Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şubesi üyeleri masa açtı. Devlet kurumlarımız uyuşturucu sorununa karşı büyük bir mücadele yürütmektedir. Toplumca bu yaşam tarzına, bu düşünme şekline, bu hiçliğe, köksüzlüğü yücelten bu yobaz kültüre ve uyuşturucuya karşı mücadele edeceğiz. İçişleri Bakanlığı destekli kampanya kapsamında kadınlar Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda vatandaşlara bildiri dağıttı. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Madde kullanımını bol bol teşvik eden kültürel emperyalist saldırıya karşı korumada annelerin ve ailelerin elinde büyük güç vardır. Yeter ki elimizdeki bu gücün bilincinde olalım. Bu gücü doğru kullanalım. Çocuklarımızla ilişkimizde merkeze koyalım. Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şube Başkanı Fatma Özdemir kampanyanın hedefini anlattı. Aile içi bağları kuvvetlendirmek, toplumda madde kullanımını sıradanlaştırmaya yönelik algı oluşturma çabalarına karşı madde karşıtı duruşu güçlendirmek, madde kullanımının zararlarının, olumsuz sonuçlarının farkında olan, bilgili, bilinçli, bilgisi sayesinde sesini duyuran güçlü bir kitle oluşturmak. Özdemir, gençleri uyuşturucuya kurban vermemek için herkesi mücadeleye çağırdı. Uyuşturucuya karşı en kuvvetli panzehir ailedir. Haydi anneler, haydi babalar, çocuklarımız için üzerimize düşeni yapalım. Evet, çok önemli çağrılar gerçekten. Ailelerin kulak vermesini temenni ediyoruz. Efendim, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan şehit yakınları ve gaziler
yaşadıkları ücret ikiliği sorunuyla ilgili Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'la görüştü. Sorunun giderilmesi için yol kat edildiği yanıtını alan şehit yakınları ve gaziler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le de görüşecek. Yaklaşık 426 şehit yakını ve gaziler adına toplanmış bulunmaktayız. Yaşadıkları sorunu anlattılar. Çözümü işaret eden bir yanıt aldılar. Yaşadığımız sıkıntı aynı kurum içerisinde aynı statü ve aynı kanunla atanan diğer şehit yakını ve gazilerimizle farklı ücretlere tabi tutulmamızdır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2006'dan itibaren çalışan şehit yakınları ve gaziler Ankara'da Yol İş Sendikası önünde bir araya geldi. 426 şehit yakını ve gazi 2006'dan önce çalışanlarla aralarında ücret ikiliği yaşandığını belirtti. Bununla ilgili sözleşme maddesinin değişmesini ve bizlerin bu kapsamdan çıkıp bir üst ücret cetveline tabi tutulmamızdır. 426 kişi şehit yakını ve gaziyi temsil eden grup, önceden de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karayolları Genel Müdürü ile görüştüğünü ifade etti. Şehit yakınları ve gaziler bu kez de Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'la görüştü. Şehit yakınları ve gazilerimize tam desteklerini, bu işin bizleri bu durumdan kurtarıp bir üst ücrete geçirmeleri kendilerini mutlu edeceğini ifade ettiler. Sürecin ağır işlemesi sebebiyle sendikanın bizi ihmal ettiğini, bizleri unuttuğunu düşünerekten biz tekrar buraya geldik. Şehit yakınları ve gaziler Ağar'dan sorunun çözüleceği yönünde bir yanıt aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan şehit yakınları ve gaziler Ağar'ın kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüştüreceklerini kaydetti. Yapmış olduğumuz toplantıda Yol İş Genel Başkanı Sayın Ramazan Ağar bizlere böyle bir şeyin olmadığını, süreci yakinen takip ettiğini, bugün yaptığımız toplantıda işin çözüme ulaşacağı için yol kat edildiğini ve sırasıyla tekrar görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bizler kendisine bu konuda itimat ettik, güvendik. Güvenmeye de devam edeceğiz bundan sonra. Soğuk, sıcak demeden evlatları için nöbet tutan ailelerimiz var biliyorsunuz bizim. Zaman zaman ekranlarda getiriyoruz ve o ailelerin yanına gidiyoruz. İşte bugün de Muş ve Hakkari'deki ailelerin yanına gideceğiz. Onlar yine PKK tarafından kaçırılan çocuklarını HDP'den istedi. HDP binası önünde nöbet tuttular, eylem yaptılar ve HDP'yi suçladılar. Evlatlarını da geri istediler. Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler Muş ve Hakkari'de eylem düzenledi. İlk görüntüler Muş'tan. Kürt, Türk kardeştir. Bunlar yalan atıyorlar. Diyorlar biz Kürt'ü savuruyoruz. Fakat Kürt'ünün kökünü getirdiler. Oturma eylemi düzenleyen aileler çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor. Evladından bugüne kadar hiçbir haber alamayan baba Şemsettin Özcan kararlı. Biz çocuklarımızı almayana kadar buradan devam ediyoruz. Bir tane de kalsın. Dağda yine biz burada devam ediyoruz. Biz çocuklarımızı HDP'de istiyoruz. Bu HDP Kürt davası değil. Bu Amerikan davasıdır. İsrail davasıdır. Anne Naciye Sönmez Yıldız'ın yüreği oğlu Osman'ın hasretiyle yanıyor. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum babası yoktur. Ben mücadele ediyorum. Hatta bir tane dağda kalırsa ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelsin. 38 haftadır buradayız. Kış, çamur, soğuk demesen ben burada beklerim hatta çocuğumu gelirse. Anne Ayten Koçan oğlu Ersin'e teslim ol çağrısı yaptı. Babayın 38 haftamızdır biz buradayız. Gel teslim ol yavrum. Korkmayın onlar sizi kullanırlar. Korkmayın gelin devletimize sığının. Hakkari'de ise Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler HDP binasına yürüdü. Oğlu PKK tarafından daha kaçırılan Nihal Çiftçi aileler adına açıklama yaptı. Kalkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten yavrularımızı kurtaracağız. Eylemlerinin 24. haftasını geride bırakan aileler açıklamanın ardından HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Şimdi ise göğsünüzü kabartacak görüntüler gelecek ekranlarınıza. Milli Savunma Bakanlığı dağ zirvelerinde görev yapan Mehmetçiklerle ilgili paylaşımda bulundu. Zorlu kış şartlarında operasyon yürüten Mehmetçiklerin görüntülerini izleyelim.
zirvede zorlu kış şartlarında bile görev başındalar. Bölücü terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahraman askerler gece gündüz nöbette. Milli Savunma Bakanlığı, karlı dağ zirvelerinde görev yapan Mehmetçiklerle ilgili video yayınladı. Bakanlığın paylaşımında, yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere, vatan, millet ve bayrak sevdasıyla yoğrulan kahraman Mehmetçik, yiğitliğini zirve... Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sarıçam ilçesinde 100. yıl 5 Ocak Kent Meydanı ve Anıtı törenle açıldı. Sarıçam Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuğu atalarına tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır ve cisnesiyle yola çıkarak yapmış olduğumuz 5 Ocak Anıtı projemiz milli bir gayrimin ürünüdür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kahramanın heykeliyle ve Adana'mızın kurtuluşunda yer alan kahramanlarından bir kısmının anıtlarının burada olması bu bölgeye ayrı bir değer katıyor. Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sarıçam Belediyesi 100. yıl 5 Ocak Kent Meydanı ve Anıtı törenle açıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Kentin daha zengin, daha estetik, daha çağdaş bir hale dönülmesine çok önemli bir ayağıdır anıtlar. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta önce mehter marşları çalındı. Ardından Sarıçam Halk Eğitim Merkezi yöresel oyunlar sergiledi. Açılışta konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, meydanın Adana'nın simgesi haline geleceğini söyledi. Adana çocuklara ve gençlere şanlı tarihimizi hatırlatmak, kahramanlarımızı aziz hatıralar yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizden milli bir görevdir. Bu görevin bilinciyle bizi bir arada tutan tarihi ve kültürel değerlerimizi her daim sahip çıkacak ve yaşatacağız. Uludağ, meydan ve anıtın gelecek nesillere geçmişten gelen bir miras olarak kalacağını belirtti. 100. yıl 5 Ocak Kent Meydanı'nda gelecek kuşaklara Kurtuluş Savaşı destanının bir hatası olarak kalacaktır. Meydanda şehrin kurtuluş mücadelesinin kahramanları Sinan Bey, Doğan Bey, Gamalı Fatma, Sayın Bey ve Tufan Bey heykelleri Mustafa Kemal Atatürk heykelinin hemen arkasında sergileniyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmetle saygı duyuyorum. Bereketli toprakların bu güzel Adana'mızın kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Efendim, bültenimizin ilk dakikalarında aktarmıştık size. Bugün çok önemli bir gündem maddemiz vardı. O da Amerika'daki Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'ın makalesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için oyunun sonu adını taşıyordu makalede ve genel seçimlerde Millet İttifakı'nın kazanacağı savunuluyordu. Peki makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hangi öneri yer aldı? Millet İttifakı'nın adayı olarak adı geçen isimler kim? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neden kışkırtıcılık hedefleniyor? İşte tüm bunları şimdi Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal'la konuşacağız. Kendisinin konuk olacağını söylemiştik bültenimizin başında. Kıvanç Özdal, hoş geldiniz. Merhabalar Gülşah Hanım. Aslında bu saatlerce konuşulacak bir konu tabii ama biz daha kısıtlı bir zamana sığdırmaya çalışacağız. En etkin şekilde kullanalım istiyorum. O yüzden de bu Foreign Affairs, Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı. Etkinliği nedir öncelikle, onu sormak istiyorum. Makale neden yazıldı, neyi amaçlıyor ve makaleyi kaleme alan Soner Çağaptay kim? Bunu da merak ediyoruz. Dilerseniz önce bir genel bir bilgi verelim. Sonra da bu üç önemli başlık var. Onları teker teker soracağım. Evet. Zamanımız dar ama biz bugün bu makaleyi haber merkezinde toplantıda uzun uzadıya konuştuk. Evet. Arkadaşlarımızla da irdeledik. Sizin de söylediğiniz gibi Foreign Affairs, Dış İlişkiler Konseyi, Council Foreign Relations'ın dergisi, resmi yayın organı. Ve burada Soner Çağaptay'ın bir yazısı var. Burada da Erdoğan için oyunun sonu. Ve alt başlığı da iktidar için Türkiye'deki demokrasiden vaz mı geçecek, Türkiye'deki demokrasiyi askıya mı alacak alt başlığıyla yayınlandı.
Soner Çağatay'a baktığımız zaman kendisi özellikle Can Dündar dönemi Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıları sıklıkla yayınlanmaya başlamış bir isimdi. Kendisi de şu anda Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman olarak çalışıyor. Şöyle bir özelliği var Soner Çağatay'ın. Tabii biraz baktık ne yapmış, ne yazmış filan. Dikkatimizi çekti. 15 Temmuz 2016 öncesindeki yazdığı kitaplar yine AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'nin yükselişi, İslam laiklik ve Türkiye'de modern Türkiye'de milliyetçilik gibi yazılar paylaşırken 15 Temmuz 2016'dan sonra birden kitaplarının adı şu oluyor: Yeni Sultan, Erdoğan ve Modern Türkiye'nin Krizi, Erdoğan'ın İmparatorluğu. Yani 2016'dan sonra kitapların ismi değişiyor. Bakış açısı da değişiyor. Zaten bunu herkesin fark edeceğini de tahmin ettiği için makalesinin sonunda diyor ki Erdoğan döneminin başında sadece mesleğim gereği takip etmezdim, aynı zamanda desteklerdim. Ancak sonradan diyor çark ettim diyor. Bunun da sebebi tabii ki ulusal kanal ekranlarında her zaman söylediğimiz bir konu. Türkiye Atlantik sisteminden koptukça, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştıkça ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atlantik tarafından da hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Hatta izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de fotoğrafları düşman olarak NATO tatbikatında yer almıştı. Yani burada hedef alınmıştır derken sadece sivil toplum kuruluşlarından, düşünce kuruluşlarından bahsetmiyoruz burada. NATO örgütünde buna dahil edebiliriz. Baktığımızda Çağatay'ın yazısında da zaten ilk başta Erdoğan döneminin iyi başladığı, Türkiye'de hem ekonomik hem demokrasi yönünde gelişmeler yaşandığı, ancak sonradan bu durumun tam tersine döndüğü işleniyor. Uzun uzadıya da AK Parti hükümetinin hükümet ettiği dönem boyunca Türkiye'de yaşanan gelişmelerde okuyan için objektif zannedilebilecek bir şekilde yazılmış. Onu da belirtelim. Mesela Ergenekon sürecinden filan bahsederken burada bir objektif tavır alınmaya çalışılmış. Fethullah Gülen'in yaptığı organizasyon vesaire burada konu edilmiş. Bunu da söyleyelim. Yani Türkiye'yi tanımayan, Soner Çağatay'ı tanımayan bir isim, bir yabancı isim yazıyı, makaleyi okuduğunda ilk başta objektif gelebilecek bir makale. Ama içeriğindeki başlıklara baktığımızda pek de öyle olmadığını görüyoruz. Hemen ona geçelim dilerseniz. Cümlenizi tamamlayacaksanız hemen. Tabii ki. Geçebiliriz. Tamam, geçelim o zaman vaktimiz. Enteresan başlıklar var çünkü. Üç tane çok önemli başlık var. Sırasıyla isterseniz bunları hemen bize aktarın siz de. Bir öneri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olan öneri çok dikkat çekici. Sonra o üç isim var ve orduyla ilgili olanlar neler? Şimdi birincisi, yazı şunu iddia ediyor. Kesinlikle Millet İttifakı kazanacak. Yani kazanacak bile değil, kazanmıştır. Önümüzdeki seçimleri Millet İttifakı kazanmıştır diye bir tez ortaya koyuyor. Bir ön kabulle yazılmış. Burada da şu iddia ediliyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı, yeni seçim sistemi sebebiyle muhalefet burada birleşmiştir deniyor. Halbuki biz neyi hatırlıyoruz? ABD Başkanı Biden göreve gelmeden önce bir gazetecilerle yaptığı toplantıda ne demişti? Biz Erdoğan'a karşı muhalefeti birleştirmeliyiz. Buna çalışmalıyız demişti. İşte tam olarak yazıda da bunun itirafı var. Burada denilen şey şu: tırnak içinde laik solcu CHP, tırnak içinde milliyetçi İYİ Parti'nin merkezde olduğu bir muhalefet bloğu var. HDP ve Saadet Partisi tam olarak burada resmi olarak ittifakta yer almasa da ittifakın içinde yer alıyor. Destekliyor değil mi? Evet, içinde yer alıyor. Deniyor ve şu söyleniyor. Üç tane isim öne çıkıyor. Kimler? Kaçıranlar için belki bültenimizin başında izlememişlerdir. Üç tane isim. Konuştuğu aslında Millet İttifakı'nda adaylık olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak. Ne yazık ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adı yok. Onu söyleyelim. Neden yok? Çok kısa alayım. Hemen çünkü daha önce de bu ekranlarda söylediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun üzeri Atlantik tarafından çizilmiş durumda. İmamoğlu
Mansur Yavaş ve Akşener'in adı geçiyor. Ve makalenin yazarı Çağatay şunu söylüyor. Hangisi ikinci tura kalırsa kalsın, bir de şunu diyor. Ben işte ülkeye gittiğimde şunun da haberini aldım diyor makalede. Bu üçü Erdoğan'a karşı kim ikinci tura kalırsa kalsın onu destekleyecek. Sadece bu üçü değil, HDP ve Saadet Partisi'ni de dahil ediyor. Yani bizim sürekli konuştuğumuz Biden tayfası dediğimiz, kimi zaman CHP'lilerin kabul etmediği, kimi zaman İYİ Partililerin kabul etmediği bu HDP ile birlikte hareket etme tarzını yazıda da görüyoruz. Ve denilen şey şu, Erdoğan'a karşı bütün muhalefet bir araya gelmiş durumda ve kesinlikle Millet İttifakı seçimleri kazanacaktır. Ön kabulüyle yazı hazırlanmış. Buraya kadar baktığımızda tamamen Amerikan planlarının işlediğinin altı çiziliyor burada. Ayrıca Deva Partisi'nden de bahsediliyor. Onu da söyleyelim. Yani Saadet Partisi ve Deva Partisi gibi sağ tandanslı geçmişi olan küçük partilerinde yine bizim Biden tayfası dediğimiz Millet İttifakı içerisinde Erdoğan'a karşı ortak hareket ettikleri söyleniyor. Burada birinci önemli nokta buydu. Diğer iki önemli nokta var af dediniz. Af çok önemli. Affı mutlaka dinlememiz gerekiyor af, sizden. Af, Cumhurbaşkanı tamam. Erdoğan'la ilgili bir af önerisi. Evet. Önce bir Trump'a değinelim. Tabii. Son olarak da afla bitirelim. Yazar Çağatay inatla seçimlerden sonra Türkiye'nin ABD seçimlerinin ardından yaşananların aynısının yaşanabileceğini söylüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD'nin eski başkanı Trump arasında bir benzerlik kuruyor. Ve seçimlerden sonra ABD'deki kongre baskını 6 Ocak 2020 tam bir yıl oluyor. Evet. Geçen sene ABD'de yaşanan kongre baskının bir benzerinin seçimlerden sonra Türkiye'de yaşanabileceğini söylüyor. Ve bu yazısının içerisinde bir iki kere, bir kereden fazla geçiyor. Bu da dikkat çekici. Şundan dolayı dikkat çekici. Liberallerin, Biden tayfasının ABD'de Trump'a karşı neler yaptığını biliyoruz. Yani medyada sansürlenen, internetten silinen bir eski ABD başkanı var. Ve seçimlerden önce sesinin kısıldığını bütün dünya biliyor, kabul ediyor ve buna karşı da ABD'nin hiçbir açıklaması, geri adımı olmadı. Yani biz bir yanlış yaptık vesaire denmedi. Hala bunu yapanlar, işte interneti başındakiler, medyanın başındakiler, Biden ekibi hala yaptıklarının arkasında duruyorlar ve gerçekten de Trump'ın sesinin kesilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Şu anda da arkasındalar. Bir kere burada dikkat çekici bir nokta. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ı bu derece örtüştürüp önümüzdeki aylarda da bu yazılar devam ederse ve sayıları artarsa belki de 2023'teki genel seçimlerden önce sosyal medya, yani yurt dışı kaynaklı sosyal medyada belki de AK Parti hükümetinin veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin kısılabileceğini söyleyebiliriz veya böyle bir tehlike var ortada. Çünkü dediğim gibi makalede Trump'la Erdoğan burada eşleştiriliyor ve seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı Millet İttifakı'na vermeyeceği söyleniyor. Burada da işte o çok önemli nokta dediğiniz af noktası ve TSK'ya geliyoruz. Süremiz var mı? Bir iki dakikamız var. Hızlıca toparlayayım o zaman. Tamam. İşin en ilginç kısmı şu. Makalede deniyor ki Millet İttifakı seçimi kesinlikle aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarını vermek istemeyecektir. Bunun için şöyle bir çözüm öneriyor Soner Çağatay. Çok tuhaf bir çözüm. Diyor ki Millet İttifakı seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisinin, ailesinin ve çevresinin yargılanmayacağına dair bir anlaşma yapsın. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu anlaşmanın garantörü olsun. Çünkü Erdoğan bu anlaşmayı yaptıktan sonra da yine sözünde durmayabilir diye bir iddiası var. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir anlaşmanın garantörü olacakmış. Ve yazarın diliyle söyleyeyim. Türkiye'nin müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de yapılacak bu kontratın hayata geçirilmesi için Türkiye'ye veya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresine yaptırım tehdidini devam ettirsin diyor. Sayın Çağatay'ın Foreign Affairs'te Amerikalı Düşünce Kuruluşu
Dış İlişkiler Konseyi'nin resmi yayın organındaki önerisi bu. Diyor ki Millet İttifakı'yla Erdoğan arasında seçimlerden önce bir anlaşma yapılsın. Erdoğan ailesi ve çevresi yargılanmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri bunun için garantör olsun. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de bu anlaşmanın uygulanması için, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı Millet İttifakı'na devretmesi için gerekirse yaptırımlar uygulasın diyor Soner Çağaptay. Tekrar edelim. Peki. Kendisi Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman. Bu makaleyi de Foreign Affairs'e yazdım. Tabii böyle hızlandırılmış bir anlatım oldu ama daha ayrıntılı izleyicilerimiz merak ediyorlarsa internet sitemizde, evet, ulusal.com.tr'de haberi ve videoyu, haber videomuza ulaşabilirler. Bravo, çok teşekkür ediyoruz bunu da hatırlattığınız için. Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal bizlerle birlikte oldu sevgili izleyiciler. Biz bu akşamlık da bültenimizin burada sonuna geldik. Bültenimiz sonrasında Yalancı'nın mumunu izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Thank you.